Fatih Terim takımı başarıya götürecek tek opsiyonu. Ya ben hani isim verirseniz önce şey söylemek istiyorum. Ya Fatih Terim veya bir başkası. Bir takımın tek bir opsiyonu olmaz ki be abi. Öyle şey olur mu yani? Yani Fatih Terim değil atıyorum yani hani Pep Guardiola, Manchester United'in tek formülü Pep Guardiola değil yani. Bir sürü yani başarıya giden yol tek değildir. Çok çeşitlidir. Bir kere onu ben baştan söyleyeyim. Ama anladığım kadarıyla sorunun şeyi bu. Yani Galatasaray'ın şu anki konjonktüründe, şu anki Türk futbolundaki durumu Fatih Terim'in temsil ettikleri. Fatih Terim tek değildi hani mantıklı opsiyon o mu diye sormuşlar tam. Bir kere dünyanın hani hiçbir sporcu ya da spor adamı için tek opsiyon denemez. En iyi opsiyon mu dersin, en uygun opsiyon mu dersin ama tek opsiyon diye bir şey olmaz diyeyim. Nihat'a vereyim sözü tekrar. Valla çok güzel söyledin, lafı da ağzımdan aldın. Bu tarz büyük takımlarda ve dünyanın her spor dalında hiçbir takımın tek opsiyonu olmaz, olmamalı. Çünkü hiçbir şeyin garantisi yoktur. Şimdi Galatasaray'ın 4 tane yıldızı var değil mi? Bunun bir tanesini alan teknik direktör sevgili Fatih Terim. Bu camiada top oynamış. Bu camia sayesinde belki bu yerlere gelmiş bir teknik direktörden bahsediyoruz ki taraftarın da tek opsiyon gördüğünü, tekrar o şaşalı günleri dönmek için çok ihtiyaç olunduğunu konuşulduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Taraftar grubu biliyorsunuz Fatih Hoca gelsin diye neler yapıyor son zamanlarda. Taraftar istiyor ama enteresan bir şekilde bilmiyorum işte yönetimin Tudor'dan sonra kimi getireceği ve bu kadar istenilen bir hoca var göz önünde. Hakikaten karar çok zor onlar için. Fatih Hoca gelmediği takdirde gelecek isim üzerindeki baskıyı şu an düşünemiyorum. En az onun kadar camiayı umutlandıracak bir isim getirmeliler eğer Fatih Hoca'yı getirmiyorlarsa. Çünkü formadaki 4 yıldızın tekini almış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Aleyci? Ya Fatih Terim Hoca Galatasaray'da başarı için kesinlikle tek opsiyon değil ama tek gerçekçi opsiyon. Arada büyük bir fark var. Dursun Özbek yönetimi hiçbir zaman uzun vadeli futbol aklını ön plana çıkartan bir işte futbol programı yapmadığı için kimya mühendisliği gibi aynı ona benzer yani kadro mühendisini yapmadığı için şu anda sadece daha önce yapmış kişi, ya dünyanın her ne bu böyledir yapacak bir şey yok. Yani ben Galatasaray taraftarı çok iyi anlayabiliyorum, empati kurabiliyorum. İşte eşim Galatasaraylı, yeğenim Galatasaraylı. En büyük başarıları gördüğün kişidir en gerçekçi opsiyon. Evet kısa zaman önce. Şimdi Bayern Münih ne yaptı? Büyük bir kriz yaşadı. Jupenkes'i getirdi. Çünkü en son büyük başarısını, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Jupenkes yaşatmıştı. Emeklilikten döndürdü. Mesela Manchester United için tek opsiyon Alex Ferguson'dı değildi. Çünkü böyle emekli oldu. Ama ilerleyen sorularda gelecek. Ferguson'ın da asla aşılamayacak bir özelliği var. Fatih Terim'in de benzer şekilde asla aşılamayacak bir özelliği var. Galatasaray'a Avrupa'nın iki büyük kupasından bir tanesi olan UEFA Kupası'nı kazandı. Fatih Terim Hoca emekli olmadıkça Galatasaray'da işte her kötü gittiğinde o metrobüste acil durumda kırılıp kullanılacak çekiç gibidir. Yapacak hiçbir şey yok. Ayrıca Galatasaray taraftarının bir kısmının, bak herhangi bir grubu kastetmiyorum. Mesela kaç milyon Galatasaraylı varsa onun %70'i Galatasaray yönetiminin verdiği futbol kararlarına karşılaştırınca Galatasaray futbol takımı nasıl daha başarılı konusunda daha iyi, daha net ve daha gerçekçi fikirleri var. Bunu da söylemek zorundayım. Olmasaydı Galatasaray yönetimi bu kadar sosyal medyaya bakarak da etkilenip açık amar yapmazdı. Bu da işin gerçeği. Ya zaten ne yaptığını iyi bilen bir ekip ister yani Galatasaray yönetimi ister kulüp yönetimi fark etmez. Çok daha net davranır. Onlar da yani gelecek reaksiyona göre hani proaktif değil sürekli reaktif davranmaya çalışıyor. O da ne yaptığını çok bilmediklerini gösteriyor bence. Bir de şimdi Mircea Lucescu dedi çok tartışıldı ya Doğu Avrupa. Hı hı. Hani Doğu dedi diye çok kızdılar. Doğu Avrupa dedi. Jeografik, coğrafi bir tespitte bulunuyor. Ama kızılacak bir şeydi o ya. Tamam orada ama demek istedi. Çünkü ya ben de kızdım. Net anlaşıldı. Ben de kızdım ya. Ukrayna'ya gelince demiyorsun öyle. Daha doğuda. Çok daha doğuda yani. Yani her şeyiyle, ülkenin yaşam şartı falan her çok daha doğuda yani. Doğu batı analizi yapacaksan. Ama Lobanovski var ya Dinamo Kiev'de. Abi o tek adam kurtarıcı rolü futbolda çok sık vardır. O yüzden Dinamo Kiev dönüp dolaşıp Lobanovski'yi getirir. Lobanovski de hakikaten asla ve aşılamayacak başarılar imza atmıştır. Galatasaray'da bu böyle olacak. Yok çünkü öyle bir başarı. UEFA şampiyonluğu var. Yeterli o yani. Yok. Galatasaray'da daha ötesi geldi mi? Şampiyonluk şampiyonluğu oldu mu?
Şampiyon yarı finali bak çeyrek final oldu yine Fatih Terim yönetiminde oldu. Östersunds'u elendiğin sezonda en son Schalke'yi eleyen hoca tabii ki gündeme gelecek. Yapacak bir şey. Yani Fatih Hoca da herkes istiyor diye gelmez. Kendine uygun şartlar varsa gelir. Bu da bir nettir. Buna yani. Da başarılı olmak için gelir. Çok doğru.